Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı, Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatinizi ekranlarımızda olsun. ABD Kongresi'nde Uygur grubu kuruldu. Washington'da faaliyet gösteren Uygur hareketinin çalışma ve uğraşları sonucunda ABD Kongresi'nde Uygur grubu kuruldu. Kongrede Uygur grubunun resmen kurulduğu açılış toplantısıyla 16 Nisan 2024 tarihinde duyuruldu. Açılış toplantısı Washington Capitol Hill'de gerçekleşti. Açılışa Kongre üyesi Charles Smith, Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkanı Nuri Türkel, Kongre üyesi Jennifer Waxton, Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa, eski İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin Direktörü Sophia Richardson ve çok sayıda pek değerli isimler katıldı. ABD Kongre temsilcileri ve çok sayıda Uygur'un katılımıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Uygur Hareketi kurucusu ve başkanı Ruşen Abbas yaptı. Abbas konuşmasında, "Mücadele ediyoruz çünkü etmek zorundayız. Bu grubun kolektif bir ses olmasına izin verin" ifadelerini kullandı. Grubun kuruluşunu Dünya Uygur Kongresi başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki Doğu Türkistanlı kuruluşlar memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Çin, mahkumların aile üyelerini de cezalandırıyor. Amerika merkezli bir insan hakları örgütü 15 Nisan'da Çin rejiminin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına yönelik artan baskı ve zulmünü, aile bireylerini birlikte cezalandırma suçunu ortaya koyan son araştırma raporunu yayınladı. Amerika'nın Sesi Vivo'ya göre, Washington merkezli insan hakları örgütü, Çin rejiminin son yıllarda yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik baskılarını yoğunlaştırdığını ortaya koyan "Çin'e itaat etmezsem ailem acı çekecek" başlıklı son raporunu 15 Nisan'da yayınladı. Bu baskının mağdurları tarafından aktarılan bilgiye göre, Pekin yönetimi, Çin'deki insan hakları savunucuları ve diğer siyasi mahkumları cezalandırırken, aynı zamanda aile üyelerini de suçlu sayarak cezalandırıyor. Siyasi mahkumların aile üyelerine fiziksel ve zihinsel olarak taciz ve tehditlerde bulunurken, çocuklarının eğitim veyahut yurt dışı seyahatlerini kısıtlıyor. Dahası aile üyelerini ruh ve sınır hastanesine kapatarak acımasızca işkenceler uyguluyor. Raporda ayrıca hali hazırda Çin hapishanelerinde cezalarını çekmekte olan ve ceza süresi bittikten sonra serbest bırakılan siyasi mahkumların karşılaştığı ayrımcılık ve kötü muameleler bütün ayrıntılarıyla anlatılmasının yanı sıra Çin Komünist rejiminin muhalifleri mimlemekle kalmayıp, aynı zamanda da onların aile üyelerini de toplu şekilde cezalandırdığı içler acısı trajedilere de yer veriliyor. Öte yandan da dayanılmaz işkence ve istismarlara maruz kalan siyasi mahkumların hapishaneden serbest bırakıldıklarında bile sosyal hayata katılımlarının engellendiği, köylere taşınmak zorunda kaldığı, çocukları okula alınmadıkları veya ayrımcı muamele gördüğü, hatta bazı mahkumların acımasız zulüm nedeniyle akli dengesini yitirdiği tipik örnekleriyle Çin'deki vahşete, komünist rejimin insanlık dışı cinayetlerine dikkat çekiliyor. Nitekim 74 yıldır Çin esareti altındaki Doğu Türkistan'da Müslüman Türklere yönelik baskı ve zulüm her geçen gün artarak devam ederken, İşgalci Çin'in milyonlarca Uygur'u toplama kamplarına kapattığı, sonra da potansiyel suçlu gözüyle baktıkları herkesin aile üyeleriyle beraber cezalandırdığı biliniyor. ABD'den Çin çeliğine 3 kat vergi. ABD Başkanı Joe Biden, Çin çeliği ve alüminyumuna yönelik gümrük vergilerinin 3 katına çıkarılması çağrısında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerikan yapımı çeliğin ülkenin ekonomik ve ulusal güvenliği açısından kritik öneme sahip olmaya devam ettiği vurgulandı.
Biden yönetiminin Amerikan çeliğe ve imalatına önceki yönetimle keskin bir tezat oluşturan tarihi yatırımlar yaptığına işaret edilen açıklamada, ABD'nin Çin'e karşı verdiği ticaret açığının ise son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğu kaydedildi. Çin'in çelik ve alüminyum endüstrisindeki aşırı kapasite ve piyasa dışı yatırımlarının ABD ürünlerinin daha yüksek karbon emisyonuyla üretilen yapay olarak düşük fiyatlı alternatiflerle rekabet etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, çeliğin ticari nakliye gemilerinden ABD donanma gemilerine kadar yerli gemi inşa endüstrisi için kritik bir girdi olduğu hatırlatıldı. Açıklamada Biden yönetiminin Çin'in adil olmayan ticaret uygulamalarının küresel gemi inşa pazarını bozduğu ve rekabete zarar verdiğine dair artan endişelerin farkında olduğu ve bu kaygıların 5 işçi sendikasının Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektöründeki eylemleri, politikaları ve uygulamalarına ilişkin ABD ticaret temsilciliğine sunduğu soruşturma talep edilen bir dilekçede dile getirildiği aktarıldı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın da kurallara uymayan ve piyasayı ucuz ürünle dolduran ülkelerle ithalatçılara karşı harekete geçeceği aktarılan açıklamada, ayrıca Biden'in Çin'in ve diğer ülkelerin Meksika'dan ABD'ye ithal edilen çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinden kaçınmasını önlemek için üst düzey ekibin Meksika ile ortak çalışmaya yönlendirildiği aktarıldı. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.